Bak sen şu sırdaşlara. Hoş geldiniz Sitare Hanım. Çok iyi başladı çekim, çok da iyi gidiyorlar. Ama şey, Ozan'ın ailesiyle ilgili ufak bir değişiklik var. Gitmemişler. Hatta inanamayacaksınız ama kızlar Ozan'da kalmaya devam ediyor ve... Arkamdan iş çevirmişler. Pardon? Şu ikisi. Arkamdan iş çevirmişler. Ozan'la kız mı? Kızın babasının durumunu benden saklamışlar. Adamın durumunda ne var ki? Mine hep söylüyorum, kızda çok ekmek var diye, ama bu kadarını ben bile tahmin etmemiştim. İstirahe yumkulu star, sitar. Çıktı stare. Hiç cevap vermiyor ya. İnadına açmıyor bu kız ya. Ya bu kadın nereden çıktı geldi Allah aşkına? Yani buraya, bu eve her gelişinde başka bir uğursuzluk oluyor. Ayıp oluyor ama Dünür Bey ya. Ne alıp veremediğim var bu patron kadınla. Aman efendim Allah aşkına. Eksik olsun. Eksik olsun. Ben onun notunu daha buraya ilk geldiği gün Türkan'a para teklif ettiği zaman verdim. Aman ayıp oluyor. Çok ayıp, çok ayıp. Oturup zehir zıkkım teklif edeceğine para teklif etmiş. Aman çok ayıp, çok ayıp. Ben gidiyorum ya. Ararsa Zeynep beni de arasın bir zahmet. Oğlum. Hı? Ver şunu bana. Sen, baba bakıyorum ben. Ver şunu bana. Baba bakıyorum. Bak bu kadın kötü bir kadın. Değil baba, değil. Kötü değil. Değil bak. Böyle çok güzel güzel gülüyor. Sonra çok güzel güzel konuşuyor. Kötü diyorum sana. Güzel güzel gülüyor. Yüzü güzel. Elbiseleri güzel. Üstündeki boyalar güzel. Saçlar güzel. Tıpkı melek gibi. Ha? Zeynep'in annesi gibi. Değil mi? Ama gönlü çirkin. Bunların hepsi aynı hamurda. Ama benimle tanıştığına çok memnun olduğunu söyledi baba. Çok dedi hem de, çok memnun. Bana güzel, iyi davrandı bana. Ama baba Zeynep'in annesi hiç de memnun olmamıştı ki. Hiç olmamıştı var mı? Ama bu oldu. Yani o maço, o dayakçı, o kumarbaz, alkolik sandığımız adam baya çocuk adam. Çocuk adam. Bu Zeynep için çok büyük bir fırsat. Yani tabii ki işin trajik kısmını bir kenara bırakarak söylüyorum. Mesleki olarak bakıyorum, anlatabiliyor muyum? Bu bir adam heybetinde ama bir çocuk saflığında bir baba. Bu kızın mağduriyetini de, sempatisini de ikiye katlar. İnsanlar böyle şeyleri acımayı çok severler. Hepimiz severiz. En çok da böyle şeylerin başkalarının başına gelmesini severiz. En güçlü ağrı kesici başkalarının acılarına ağlamaktır. Başkalarının acılarına ağlıya ağlıya kendi acınacak halimizi unuturuz. Çok psikolojik bir şey bu yani. Başkasının acısıyla uyuşmak. En masum uyuşturucu. Masum. Ya kesinlikle masum. İnsanlar bu baba kızı bağırlarına basacak. Baba kız da para basacak. Bizimle birlikte tabii. Ya nedir yani? Mağdur insanlara para kazandırmak beni kötü biri mi yapar? Asla. Ben herkes kazansın istiyorum. Hepimiz kazanalım. Ya oturup da kader utansın diye ağlamanın hiç kimseye bir faydası yok ki. Kesinlikle. Asıl ellerinden tutmamak kötülük olurdu. Evet. O halde bu baba kızla ne yapacağımızı biliyoruz, değil mi?